Evet, Denizli'ye gidiyoruz. Davul, zurna, çalınmayan köy. Allah Allah. Türkiye'de var mı öyle bir köy? Davul, zurna, çalınmayan köy merak Denizli'deymiş. Et. Buyurun izleyelim. Bu köyde geyik sesi çalınıyor. Bildiğin geyik sesi. Ama davul zurna çalmak yasak. Hatta düğünlerde bile bu yasak geçerli. Peki ama neden? Ben bildi bileli davul olmaz burada. Bu çınar 100 değil, 500 değil, neredeyse 1000 yaşında. Bu haberi izleyince tarihe tanıklık edecek. Adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. 950 bin yaşında olan Ulu Çınar'ı göstermek istiyoruz sizlere. Tüm bunlar Ege'nin tam ortası Denizli'de yaşandı. Ve işte Denizli'nin simgesi Denizli horozu da bu haberde. Denizli horozları meşhurdur yani. Ezan vakti yaklaşıyor diye öterler. Şimdi hep Denizli'ye geldikleri zaman... Efendim, Denizli'ye gidilir de termal suda yumurta pişirip yemeden dönülür mü? Dönülmez tabii. Biz de her Denizlili gibi yumurtayı termal suda pişirip yiyoruz. Lokman abi sen de dikkat et. Biliyorum en güzel görüntüyü almak için yer değiştiriyorsun. Arkan şu anda boşta. Hatırlarsanız daha önce Doktor Feridun Kunağan da yolu Denizli'den geçmiş. Gelmişken o da 50 derece sıcak suda yumurta pişirmişti. Gördüğünüz yumurtalarımız iyice... pişti. Tam kayısı kıvamında olmuş canım kardeşlerim. Şimdi de bizim muhabir Mehmet ve kameraman Loki dayı pişiriyor aynı yerde yumurtayı. Kim daha iyi yapmış kararı siz verin. Evet, ben sizin yerinize de yiyorum, seyircilerim yerinde yiyorum. Tereyağı özel, yumurtası köy yumurtası. Doğal pişirdik. Bundan da daha doğal nerede var? Sanırım şu anda tam Korkut abi beni arıyor. Termal sulardan ayrılıp Denizli'deki Ulu Çınar'ı getiriyoruz gündeme. Bu çınar öyle 100 yıllık falan değil, neredeyse 1000 yıllık. Tam anlamıyla bir tarihe tanıklık etmiş. Denizli Sarayköy Tekke Mahallesi'ndeyiz şu anda. Şimdi ilginç bir haber için geldik aslında biz buraya. Birazdan onu paylaşacağız. Ama ilk etapta size tarihi üniversiteler tarafından araştırılmış ve net olarak 950 bin yaşında olan Ulu Çınar'ı göstermek istiyoruz sizlere. Ağaca dokunduğumuzda kendimize bir zaman tünelinden geçmiş gibi hissediyoruz. Kökleri kim bilir nerelere kadar gidiyordur. Denizli'deki turumuz tüm hızıyla sürüyor. Şimdi davul zurna çalmanın yasak olduğu bir köydeyiz. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu köyde davul zurna çalmak yasak. Neden mi? Onu da muhabirimiz anlatsın. Bizim buraya geliş nedenimiz çok ilginç. Çünkü Tekke Mahallesi'nde davul zurna yasak. Bu köyde neden Mustafa abi davul zurna çalmak yasak? Vallahi yaşım benim 65, ben bildi bileli çalınmaz. Tabii ki burada davulun çalınmamasını da biraz da bu Sarı Baba Türbesi'ne mal ediyorlar. Bir tarihte davulcu gelmiş de bu rampa olduğu için davulcu rahatsız olmuş. İşte tokmağı bir tarafa, kendisi bir tarafa öldüğünü söylüyorlar. Fakat ben bildi bileli davul olmaz burada. Düğünlerde bile davul zurna çalmıyor burada. Darbuka ile idare ediyorlar. Sultan Sarı Baba Türbesi'ne saygılarından oluyor bütün bunlar. Davul yerine darbuka çalarlar ama davulla düğün olmaz. Yani Sultan Sarı Baba Türbesi davuldan rahatsız mı oluyor? Rivayete göre o şekilde bir söylenti var. Tabii bu Sarı Baba 7. yüzyıllarda Horasan'dan buraya gelmiş. Ve 1700 ve 1800 yıllarında da bir türbe tamir edilmiş. Ve yapıları da görüyorsunuz, Selçuk yapısı. Kapıdaki şemaların Selçuklu yapısı olduğu da andırıyor insanlara. Ve ziyaretçi çok gelir bu yöreye. Fakat bir cesaret edip de davul çalan da duyulmadı ve olmadı da. Bu türbenin ziyaretçisi çok. Peki niçin geliyorlar bakalım buraya? Bazı rahatsız olan kişiler buraya gelir. Çocuğu olmayan kişiler gelir bu yatırım içinde bir müddet kalır. Ve çocuğu olanlar olmuştur. Tabii bu hep söylenti ama ziyaretçi çok. Bu Sarı Baba Türbesi'ne. Şimdi geldik işin en ilginç kısmına. Türbenin etrafındaki bu taş üflenerek geyik sesi çıkarılıyor.
Bildiğin geyik sesi. Nasıl, şaşırdınız değil mi? Neden mi bu ses çıkarılıyor? İzleyip görelim. Burada iki tane de dikili taşlar vardır. Bir tanesi bunun borazon ses çıkarır. Bir tanesi geyik dişi geyik sesi çıkarır. Bir tanesi de erkek geyik sesi çıkarır. Ve bu da devrişlerin toplanması için öttüğü zaman bir geyik sesiyle devrişlerin toplanması için bu taşları kullanıyorlar. Köye gidilir de gözleme yapan teyzeye gidilmez mi? Yavrum hep ben böyle konuşuyorum, ben burada Teki köyünde. Osman'ın türbemizi çekmeye geldiler. Anlatıverdim hepsine. Dedikodu yapıyoruz şu anda. Evet. Canım kurban olurum sizi yavrum. Buyurun gelin her zaman beylerim. Böyle geleceğinizde haber verin, börek yaparız. Haber vermesek de sen hazırsın maşallah. Aynen aynen. Huriye teyze, Allah keyfini arttırsın. Hem gülüyor hem de güldürüyor. Şu mübarek zatımız, onun hürmetine gelenimiz de çok, turizmimiz çok oluyor. Virüs müdür, pürüz müdür adı batas bu hastalıktan dolayı bir sene değil gelmez oldu. Korona ile ilgili en güzel açıklamayı aldık aslında. Aa, virüs müdür, pürüz müdür? Pürüz müdür adı batası bu işte üstümüzden giymiyor aram ya, Allah şifa versin cümlemize. Maşallah bereketli Huriye teyzenin ocağı. Abla senin buralar bolluk dolu her taraf. Yavrum şunu bak seni, ben böyle bolluğun içinde kaldım. Ceviz yığınları her şey. Ayıklaşmıyor sana bollukta çok şükür. Ya, koronayla aranız nasıl? Burada herkes çok rahat, temiz, evet. Havası da güzel. Çok çok şükür yavrum, burada yok. Şehirde ne de bazen aksilik yapıyor. Canım biraz dikkat oluverin değil mi? Aha ya bizlere uğramadı çok şükür ya. Onun için böyle türbemizde bile yavru hayır çok oluyordu bizim. Bu arada yanmasın. Yanmaz yanmaz, ateşim söndü. Ateş, yağmur yellendi, ün ellendi dedim ya. Bu da odunla yanıyor yavrum ateşini. Ateşi bitti. Huriye teyzenin kapısı herkese açık. Hoş sohbetinde kahkahalar eksik olmuyor. Canım ya, benim. Huriye teyze de boş durmuyor burada. Üzümden pekmez ve sirke, nardan nar ekşisi yapıyor. Zeytini, turşusu, inciri derken durmadan çalışıyor. Huriye abla sen burada ne yaparsın ne edersin? Bir tarafta görüyoruz zeytinler hazır, suyun içerisine konulmuş. Bir tarafta görüyoruz aynen. Biberler asılmış. Biberler. Yazın incirle uğraşıyoruz desem. Ondan sonra güz geliyor zeytinler dallandırıyoruz. Ondan sonra nar ekşisini başlıyoruz, nar ekşisini yapıyoruz. Buraya gelenimizi bilenimiz bayağı elimizde durmuyor. Yani, zeytinlerin yanına bir geçelim mi Huriye abla? Beymez ediyoruz, şu üzümler topluyoruz, beymez ediyoruz. Onların sirkelerini atmıyorum ben posularına. Bütün sirke kuruyorum, sürkendi bütün doğal. Elma sirkemi kendim yapıyorum. Ya ne istersen. Buralar komple mesela, üzüm oluyor. Sen onlardan pekmez yapıyorsun. Posalarıyla da sirke mi yapıyorsun? Evet evet, atmıyoruz onlara. Mesela çiğnedik mi pekmezini kaynatıyoruz. Pekmezini kaynatıyoruz. Hayır. Denizli'de turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de mağaralara getireceğiz ekranlarınıza. Tekke Mahallesi'nde aynı zamanda Kükürt mağaralarını gördük. Çok ilginç yapıya sahipler. Onları göstermek istiyoruz sizlere. Yine Mustafa Bey de bu konuda bize açıklamalarda bulunacak. İzlerken bile büyülendiğimiz bu eşsiz güzellikteki mağaralarla ilgili bilgiyi Mustafa Bey'den alıyoruz. Bunlar tamamen elle çalışılmış, elle yapılmış mağaralardır. Çok derin değil bu mağaralar. Derin giden mağaralarında havalandırma var. Kükürt'te zehir olduğu için çok derine girmiyor. Ama kısım kısım bu yörelerden kükürt çıkartıp bu 1950'lerde 60'larda falan çalışmış bu mağaralar. Yani burada en azından 40-50 tane bu şekilde mağaralar var. Kükürt mağaraları burası. Özelliği çakma çaktın mı tutuşuyor olması. Kükürt mağaraları komple yanmaz değil mi? Yok. Yakabiliriz, yanabilir. İçe içe yanma gibi durumu var. Hemen dumanlar. Bak, içten içe yanıyor. Evet, evet, evet. Bakın buradaki şey bitti. Biraz önce içeriden büyük bir duman attı. Evet. Ve Denizli'nin olmazsa olmazı Denizli horozu. Denizli turumuzu kentin simgesi Denizli horozu ile bitiriyoruz. Denizli horozları eskiden saat yokken ezan vakitlerinde ezan vakitlerini bildiren sesiyle Denizli horozları meşhurdur yani. Ezan vaktine mi denk geliyor? Ezan vaktine bildirir.
ezan vakti yaklaşıyor diye öterler. Günde 5 vakit hiç ezan vaktini kaçırmazlar. Hep denizliğe geldikleri zaman